geçen. Mevsimlerin geçiş dönemine bağlı olarak başta soğuk algınlıkları olmak üzere hastalıklar yakamıza yapışıyor. Bir gün soğuyan, diğer gün ısınan hava dengemizi bozabiliyor. Alınacak tedbirler konusunda aktarılan önerilerse şöyle. Şimdi kışın hastalara verebileceğimiz en yakın ürünlerden zencefil, kabuk tarçın, efendime söyleyeyim karanfil ve kendimiz hazırlamış olduğumuz kış çaylarımız. Kış çayı alabildiğiniz zaman içerisine bir miktar da efendim ıhlamur koyup bu soğuk havalardan bu bizi H3N dediğimiz virüsten koruyabiliriz. Ama tabii tek olarak ıhlamur. İzmirliler ise sürekli değişen hava koşullarına karşı kendi tedbirlerini almak için çeşitli seçenekler geliştirmiş durumda. Son zamanlarda havalar sürekli değişiklik gösteriyor. Sizin bu konuda aldığınız önlemler neler? Yavrum terlememek lazım, ağır yememek lazım. Sinirlenmemek lazım çünkü bir de o var. Yani o her şeyin başı. Başka bildiğim bu kadar. Tabii mevsim normalleri dışında bir zaman yaşıyoruz. Evet, ben de bunlara hiç çözüm bulamayan biri olarak o kadar çok hastalandım ki hayatımın en ağır bir hastalığını geçirdim. Sanıyorum biz fazlasıyla bir soğuk bir sıcakta kalıyoruz ve verilen ilaçlar, antibiyotikler pek fazla yanıt vermiyor. Belki de doğal beslenme yolu, işte hep söylenen bu C vitamini hep hastalanmadan önce de almak gerekiyor diye düşünüyorum ben ama maalesef kendime iyi bakamadım. Bunların aynısını sürekli çocuklarıma söylüyorum. Belki de korunmanın bir çözümü olabilir. Havalar soğuk oldu mu? Kalın giyiyoruz, değişiyor havalar, ince giyiyoruz. Yağmur yağdığı bir şemsiye tutuyoruz kafamıza. Hasta oluyoruz. Öyle yani, değişiyor havalar. Çok kötü. Herkes kalın giysin. Buradan uyarıyor bu herkesi. Kalın giyin. Bu kadar. Tamam, çok teşekkür ederim.